Nisa suresi 59. ayette şöyle buyrulmuştur. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götür. Bu ayet-i kerime icmadan başka kıyasında hak ve şer'i bir delil olduğunu ispat etmektedir. Şöyle ki, ayet-i kerimede kendisinde ihtilafa düşülen bir meselenin Allah'a ve Resulüne götürülmesi emredilmiştir. Bir meselede ihtilafa düşmek için o meselenin Kur'an'da ve hadislerde açıkça geçmemesi gerekmektedir. Eğer kendisinde ihtilafa düşülen mesele Kur'an'da ve hadislerde açıkça beyan edilseydi onun hakkında çekişmeye zaten gerek kalmazdı. İşte böyle bir meselenin halli için takip edilecek yol ayetin emriyle onu Allah'a ve Resulüne götürmek yani Kur'an'da ve hadislerde hükmü açıkça bildirilmiş meselelere kıyas ederek hükmü çıkarmaktır. Demek bu ayet kıyası emretmiştir. Kıyas hükmü açıkça belirtilenlerin arasından hükmü belirtilmemiş olan bir meselenin emsalini arayıp bulmak ve onları birbirine benzetip kıyas ederek hükmü ortaya koymaktır. Şimdi sormuş şu. Madem kıyas şeriatın bir delilidir ve kıyasla hükmü bulunacak meseleler çoktur. Acaba bu kıyası kim yapacak? bir milyon hadis-i şerifi ezberlemiş Ahmet İbni Hanbel mi? Yoksa ezberinde 100-200 hadis olmayan bu zamanın sözde alimleri mi? Ya da bir haftada Kur'an'ın tamamını ezberleyen İmam Muhammed ve 4 yaşında hafız olan Süfyan İbni Üyeyne mi? Yoksa Kur'an'ı sadece malinden okuyup Kendini alim zannedenler mi? Ya da İmam-ı Şafi'nin beyanına göre bütün fıkıhçıların babası hükmünde olan İmam-ı Azam mı? Yoksa fıkıh usulü ve kaydelerinden habersiz olarak sadece zannıyla hükmeden cahil cesurlar mı? Hangisi kıyas edecek sizlerin aklına havale ediyorum Allah'a emanet olun.